Polat Alemdar. Bu şerefsiz benim ağzımı burnumu kıran şerefsiz değil mi? Artist. Yakışıklıyı hatırlamadın mı? Nesi yakışıklı? Artist'in önde gideni. İyi misin sen? Gözüm kararıyor. Dur bakayım, tansiyonun mu düşmüş? Bir kaza çıkmasın. Sen kimsin? Doktor musun? Ben senin doktorunum. Doktor, sen gidip adama baksana. Can çekişiyor. Dur! Gel şu adamı al gidelim. Kalkabilecek misin ayağa? Kalkarım. Beni dışarı çıkar. Yürü. Bu adamı ambulans çağır. Ambulans çağırdım mı? Gelip alacak. Cevap ver. Senin standardına. Şu dikiz aynasını bana doğru çevir. Biraz yavaşlayarak sağa dön. Ben İskender Büyük. Patronunla görüşmem lazım, acil. Efendim, İskender Büyük arıyor. Alo. Seni dinliyorum. Eve dönüş yolundayım. Memati Baş peşimde. Ekip istiyorum. Sen onu evinden başka bir noktaya çek. Ben ekip gönderiyorum. Ekibi Memati'nin üzerine yolla. Anlaşıldı efendim. Şuradan orman yoluna sap.
Neredesin Kazım? Emrettiğin yerdeyim abi. Telefonuna niye cevap vermiyorsun? Titreşimi almıştım abi. Hissetmedim. Hissedeceğin bir yere koy telefonu Kazım. Belki lazım olursun. Alo. Bir dakika sonra yanındalar. Tamam. Bu sefer elimden nasıl kurtulacaksın Memati? Bu sefer elimden nasıl kurtulacaksın İskender? Tuzağa düşürdü şerefsizler. Güzeldi gün. Bir günde Polat'ın iki kolunu da kırdık. Hay ben senin. Aziz'in telefonunuza olan hayatta bir defa lazım olacaksınız. Şimdi bittik. Thank you.
Usta, tuzağa düştüm. Neredesin Memati? Geliyorum. Ben dönene kadar silahı bunun kafasından indirmeyeceksin. Benden başka birini karşında gördüğün anda kafasına sıkacaksın. Anladın mı Cahit? Anladım abi. Bir tane onlara, bir tane bana. Bırak silahını. Sürüden ayrılanı kurt kapar Memati. Ayrılık yok usta. Ayrılık yok. Ne güzel, keyiflisin. Bugün benim doğum günüm incim. Sen aslan burcu değil misin ya? Her Türk aslan doğar, gerizekalı. Sonra siz kadınlar o aslanları kediye döndürürsünüz. Evet, ben de kedi burcuyum. Gerizekalı. Efendim, bir şey mi dedin? Beğendin mi hediyeni? Çok beğendim. Gerçi biraz daha iyileşmesi lazımmış. Yoksa Zaza'yı getirmesini söyleyecektim. O değil nerede sahiden?
Onun da başka bir kafası var ha. Ne burcu acaba? Ne burcu olacak ki? Yılan burcu. Gözlerini görmüyor musun? Felfecir okuyor. Felfecir ne demek? Gelince kendisine sorarsın. Siz yemeğinizi yiyin. Ben geliyorum. Tamam mı Memati'nin işi? Aronferler haberlerin kötü olduğunu, Polat Alemdar'ın hem Abdüley'i hem de Memati'yi kurtardığını iletmemi istedi. Hayret! Polat Alemdar beni, felleri nasıl öldürmemiş? Madem her şeyi aynı anda yapabiliyor bu adam, herkesi toplamasını istiyorum. Sizin için çalışan herkesin emrime verilmesini istiyorum. Ve Zaza'nın toplantıya katılmasını istiyorum. Ne oldu Andy? Efendim, avukatlar geldiler. Şeref Zazoğlu'nu soruyorlar. Bize niye soruyorlar? Emniyete sormuşlar, biz de değil demişler. İstihbarat da biz almadık demiş. Bizle ne alakası var kardeşim? Kimin aldığını gayet iyi biliyorlar. Gidip istihbaratın kapısına dayansınlar. Yazılı cevap istiyorlar. Andy, uğraştırma beni. Yazın yazıyı yollayın. Emredersiniz efendim. Ne oldu dayı? Kaçtı. Kaçtı mı dayı? Bu sefer ben vazgeçtim. Niye dayı? Hapşır rahatla. Cevher, eskiden rahatlamak için gidip milletin kafasına sıkıydık. Şimdi dayın rahatlasın diye dayına hapşır mı değilsin? Eğer rahatlayacaksan sık kafama dayı. Daha kafan gövdenin üstünde lazım. Çok yaşa dayı. Sen de gör. Dayı, hatırlıyor musun bizi ilk hücreye aldıkları vakidi? Ne ağladın Cevher? Ne ağladın? Dayı bizi öldürecekler. Dayı bizi bundan ufak edecekler. Dayı anamızı ağlatacaklar diye ne ağladın? Kendime mi ağladım? Sana ağladım dayı. Cevher, biz kırk kardeşiz. Kırkımızda birbirimizi biliriz. Hey. Dayı 30 sene yol aldık. Değişen ne oldu? Şan aldık. Nam aldık. İntikam aldık. Yine geldik hücreye. Cevher, hücre dedikin ana karnı. Devlet baba ananın karnına bazı zaman seni geri soğuk ki nereden çıktın unutmayasın. Ne haber Cahit? Bir bardak su alabilir miyim?
Kal kal. Bir de hizmet mi bekliyorsun? Usta daha iyi dedin. Uyuyor yine bu. Biz uyuttuk Memati. İyi dediysem kalkıp boynuna sarılmasını bekleme. Yakışıklının düşman olduğunu hatırlıyor. Benim abisi olduğumu niye hatırlamıyor? Gerisini doktor halledecek. Değil mi doktor? Abi hastanenin güvenliğini nasıl sağlayacağız? Hem yakışıklıyı koruyacağız hem burayı. Güvenliği sen merak etme Cahit. Ben bütün istihbaratı buraya yığarım. İstihbaratla senin ne işin olacak bu saatten sonra Memati? Alper başında ya usta. Bostan korkulu diye oturtmadık ya onu oraya. İstihbarat mı istihbarat yok Memati. Usta, biliyorsun ben başladığım işi bitirmezsem hasta olurum. Olma Memati. Vitamin al Memati. Hasta olma. Usta fena mı? Sen bir koldan, ben bir koldan bu şerefsizlerle anca baş ederiz. Memati, ayrılık yok diye konuşmadık mı seninle? Konuştuk da usta. Ben onu kastetmedim ki. Gönül olarak, bağlılık olarak ayrılık yok dedim. Memati, devleti tanımıyorsun. Devletin içindeki dengeleri bilmiyorsun. Usta, böyle söyleyince kırılıyorum ama. Kusura bakma, yanlış anlama da sen daha koleje giderken ben devletle polisle tanıştım. Memati bak, ünsal münsal direniyorsun. Sana olmadık bir iş yaptırırlar, altından kalkamazsın. Ne dinliyorsun lan? Ne dinliyorsun? Cevap versene! Kimi dinliyorsun? Memati. Usta, bu iki paralık itin yanında sana iş yaptırır diyorsun. Ünsal kim ki bana yanlış bir iş yaptırsın? Bana bak. Devlet nedir biliyor musun? Polis, zabıta, istihbaratçı değildir. Devlet tanrı gibidir. Farkı, kadını erkek yapamaz. Onun haricinde istediğini yapar, yaptırır. Gerekirse erkeği kadın bile yapar. Abi basıldık. Kim olduklarını bilmiyorum. Kalabalıklar. Abi müdahale şansı yok. Tamam abi çıkıyorum. Aç kapıyı. Ya sen ne zahmet ettin İskender Bey? Bizim burada keyfimiz iyiydi. Değil mi Cevher? Yeter, yeter keyif çattığınız. Sen beni kurtaracakken ben seni kurtarıyorum. Hı? Ona bir oli, onda başımıza mı kalkışı? Ben seni kaçırmadım mı bizim evden? Ya tamam kabul ya. Dur ne yapıyorsun be adam? Kendine gel, delirdin mi? Ya ne yapayım, sarılayım da. Bana sarılma, ideallerime sarıl.
Ben iyidarlarını sevmeyeyim ki, ben seni seveyim. Hadi hadi git git kendine gel. Bana lazımsın. İşimiz var. Telefonunu ver. Kimsin? Ne demek kimsin? Hem o koltukta oturup hem devletin sahibinin kim olduğunu bilmiyor musun hadsiz? Hatırlat, bir ara seni kursa alayım. Devlet nedir, ne değildir öğreteyim. Gel gel, bekliyorum. Özel ders paran kaç liraysa veririm. Ama sen lirayla çalışmıyordun. Dolarda bulurum senin için. Aferin sana. Bu devletin koltuğu böyledir Memati. Eğriye bile doğruyu söyletir. Senin değerli vaktini almak istemem. Sadece Zaza'yı aldım, bana yetti. Al tepe tepe kullan. Arada bir getir de buzdolabına koyayım, mikropları ölsün. Ölecek, ölecek. Daha çok mikrop ölecek. Neredesin Hüsal? Ameliyattan şimdi çıktık efendim. Maalesef yakışıklıyı kurtardık. Adam sağ mı, ölü mü Tuncay? Sağ efendim. Maalesef bir mendebur daha yaşıyor. Tuncay, sen ilaçlarını alıyorsun değil mi? Alıyorum efendim. Adamı kurtar diye sana getirdik ya. Üstümüze düşeni yaptık efendim. Ama benden buna sevinmemi beklemeyin. Rica ederim. Efendim, rica etmişken bir küçük ricam olacaktı. Şu Doktor Zero, acaba benim bazı şeylerimi kafamdan silebilir mi? Çok iyi düşünmüşsün Tuncay. Bana bunu hatırlat, değil mi? Efendim, titizliğim beni yedi bitirdi. Saçımda bir tel saç kalmadı. Abi Bedri Fincancı seninle görüşmek istiyormuş. Sana doktorun yanından ayrılma demedim mi Cahit? Cevat, çek böyle sağa çek. Yok yok, devam et. Abone sağda dur. Git al buradan bir kilo tiner, al gel. Emredersin dayı. Hayır mı dayı?
Bunu Memat'ın evine yollayacağı ver. Oğlunun yatağının yanına koysunlar. Anlasın ki kendi ölecek. Oğlu yetim kalıp sokaklara düşecek. Yiyecek ekmek bulamayıp tiner çekecek. İşte o vakit ona bir lokma ekmeği yine dayısı verecek. Ben yetim bırakır, ben yetime bakarım. Ben sana o telefon numarasını acil bir şey olursa ara diye verdim. Her aklına estiğinde ara diye vermedim. Acil bir şey diye aradık herhalde. Adam İsrail'den mi gelmiş, İsrail miymiş, neymiş? Seninle eski ortaklarmış. Adamları öldü, üstünden aylar geçti gelmediler. Biz ne zaman bir karar verdik o zaman geldiler. Nerede? Yukarıda. Beni hatırladınız mı? Seni nereden tanıyorum? Kuzey Irak'tan. Sen Kürt değil misin? Değilim. 10 yıl Kuzey Irak'ta başka bir kimlikle çalıştım. David. Size İsrail'den küçük bir hediye. Ne hediyesi? Adamınız öldürüldü. Neredesiniz? Adamınız sözler verdi. Neredesiniz? Ha şimdi hiçbir şey olmamış gibi mum yakma diyorsunuz. Adamımızın verdiği söz hala geçerlidir. Bizde sözler devlet adına verilir. Ölümler olur. Bu topraklarda da, bizim topraklarda da. Bunu benim kadar iyi biliyorsunuz. Sözü veren adam öldü. Yaptığımız anlaşma bitti. Çünkü gördüm ki söz kolaylıkla veriliyor. İskender, biz onlara benzemeyiz, biz şunlara benzemeyiz, biz İsrail'iz. Peki Amerika? Biz Amerika'yı takmayız. Sonuç ortada. Sert konuşuyorsunuz. Sizi anlıyorum. Söyledikleriniz bu topraklara yabancı birine gerçek gibi gelebilir. Ama gerçek değil. Neymiş gerçek? Amerikalı bu topraklara 1945'te girdi. Biz 1492'de girdik. Amerikalıların Türkleri anlayıp onları yönetebilmeleri için 500 yıl burada kalmaları lazımdır. Kalabilirler mi? Hiç zannetmiyorum. Yarın duruşmanız olduğunu, sizi beraat ettirmek için söz verdiklerini biliyorum. Ben beraat ediyorum. Çünkü tek bir tanık bile kalmadı. Onlar bir şey yapmıyor. Ben kendim beraat ediyorum. Çünkü suçsuzum. O zaman neden onlarla çalışmak istiyorsunuz? Çünkü Aaron Feller bana reddedemeyeceğim bir teklif yaptı. Bir şans da ona vermeyi uygun buldum. Kararlarınıza saygı duyuyorum. Aaron Feller'le işbirliği yapmanız bizim birlikteliğimizi bozmayacaktır diye düşünmek isterim. Abi, yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Kazım, arıyorum yoksun. Arıyorsun, basıldık diyorsun. Şimdi benim sana ne dememi bekliyorsun? Bana İskender'in yerini bulacaksın. Alper nerede? Ankara'ya gitmiş. O gitti de kurumda bir sürü adam var. Ünsal, ben onu bunu bilmem. Kurum murum tanımam. İskender'in yerini bulacaksın dediysen bulacaksın. Tamam, bulacağım. Ama İskender'den önemli işler var. İskender'den önemli ne olacak? Adam geldi, Zaza'yı aldı gitti. Özel konuşmam lazım seninle. Kazım. İskender Zaza'yı kurtardı.
Çünkü örgütle bir hazırlığın içindeler. Kafayı mı yedin? İskender'in örgütle ne alakası var? İskender'in örgütün içinde ajanı var. Hayırdır Bedri? Bir gelişme var. Onu bildirmek istedim. Sana söylediklerimi örgüte ilettin mi? Kadrolar değişti. Nasıl yani? Yapılanmayı değiştirdiler. Kim geldiyse onunla teması yok mu Kuzey Irak'ın? Bu kadın Kuzey Irak falan dinlemez. Kadın mı? Hı. Lale Zara Aynacı. Örgütün yönetimine artık kadınlar mı bakıyor? Görünürde artık kadınlar olacak. Arkasında kimler var? Bir ikna ettikleri var. Bir de onu ikna edenler var. Kadın herkesle temasta. Kod ismi Hala. İskender'in adamı Sıtkı Kızıltaş. Örgütün Şahin kanadında. Bütün uzlaşmaları bu adam tıkıyor. Genel stratejiyi Sıtkı belirliyor. Örgütün şehir yapılanmalarını o belirliyor. Eylemlerini planlıyor. Adam daha çıkmamış dedin. Çıkmadı. O yüzden bugüne kadar hapse girmedi. Hep siyasi kanatta yer aldı. Bilhassa gençleri sokaklara süren, siyasi olarak onları provoke eden bu adam. Niye şimdiye kadar almadınız? Her aldığımızda baskı yiyoruz. Bir seferinde bizzat büyükelçi bırakmamız için telefon açtı. Kardeşim, büyükelçiler bu ülkeden büyük mü? Bu koltukta oturuyorsan elin kolun bağlı demektir. Aha da kalktım bu koltuktan. Sen bana bu Sıtkı'nın adresini ver. İskender'in yerini bul. Biz meseleye Amerika'dan farklı bakıyoruz. Amerika bu topraklarda misafir. Siz de biz de bu topraklarda kalıcıyız. Amerika her şeyi berbat etmeseydi bizler için en iyi çözümü bulmuştuk. Kuzey Irak merkezli, Türkiye'den, İran'dan ve Suriye'den toprak katılımıyla Büyük Kürdistan. Amerika bunu yaptı, doğrudur. Ama Amerika sınır ötesi operasyonları engelledi. Örgütü Türkiye'nin elinden kurtardı. Ne kazandı ki örgüt? Yok olsaydı küllerinden yeniden doğardı. Etnik bir dernek haline gelmezdi. Ben Kürt meselesinin çözümü için gerekirse düşmanla bile yatağa girerim. Ortada dernek falan yok. Çok güçlü bir halk iradesi var. O irade var oldukça bağımsız bir Kürt devleti kaçınılmaz bir gerçektir. 30 yıldır size Amerika'da, bizde, Avrupa'da her türlü desteği verdik. Ama siz ne yapıp edip Türklerle bir türlü boşanamadınız. Ne yapalım? Halkımız feodal adetlerinden vazgeçemiyor. Müslümanlık en büyük ortak değer. Ne yapsın insanımız? Müslüman kardeşlerine kurşun mu sıksın? Irak'ta sıkıyor. Orada mezhep farkı var. Siz de aranızda bir fark bulun. Silahlı bir noktaya geldik. Çözüm şimdi silahsız ikna yönteminde. Avrupalı bir dostum bana, siz Türklerle Siyam ikizisiniz. Siz operasyonsuz ayrılamazsınız demişti. Ben bu operasyonu yapacak doktorum. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Abdüley nasıl?
Daha iyi. Bedri Fincancı, Lale Zara Aynacı diye bir kadının örgütün yeni hareketinin başında olduğunu söyledi. Örgüt artık mücadelesini kadınların önderliğinde sürdürme kararı aldı. Niye? Erkek mi kalmamış? Kadının daima dokunulmazlığı vardır. Diyelim ki senin karşına çıktı. Ne yapabilirsin? Ona el kaldıramazsın. Silah doğrultamazsın. Hadi ben yapmam da. Bu ülkede benim yapmadığımı yapacak milyon adam var. Silahlı mücadeleden siyasal mücadele dönemine geçişte doğru bir strateji uyguluyorlar. Hem Avrupa'ya hem dünyaya daha sempatik ve şiddet içermeyen bir mücadele tarzı. Biz ne yapıyoruz? İçlerinde üst yönetimde adamımız var. Kim? Sıtkı Kızıltaş. Çift taraflı mı çalışıyor? Hayır. Bizim yetiştirip içlerine koyduğumuz bir adam. %100 onlardan görünüyor. Ve yıllardır açığa çıkmadı. Onunla temasa geçebilir miyim? Hayır. Asla. Açığa çıkmasını istemiyoruz. Amerika baskı kurarak Avrupa'da büyük uyuşturucu operasyonları başlattı. Örgütün üst düzey bazı adamlarını tutuklattı. Avrupa görünürde buna boyun eğdi. Ama onlar da örgüte tarzınızı değiştirin, yola öyle devam edin dediler. Amerika iki tarafa da mesaj veriyor öyle mi? Örgüte benim dışımda hiçbir ülkeyi güç olarak kabul etmeyeceksin derken Türkiye'ye de bak ben seninle birlikte hareket edip örgütü yok ediyorum. Sen de gereken demokratik tedbirleri al. Aynen böyle. Bu tedbirlerin içerisinde af söz konusu mu? Af için yeni yasaya gerek yok ki. Af için tek yeterli şey pişmanlık kavramı. Pişmanım diyen serbest kalacak. İmralı? İmralı'daki pişmanım demez. Dedirtmezler. Aksi takdirde adam bütün geçmişini reddetmiş olur. Niye? Mahkemede pişmanım dedi. Hayır. Üzgünüm dedi. Pişmanım demedi. Tabii ki İmralı üstünden pazarlık yürütülüyor. Ama bu küresel güçlerin her iki tarafı kıskaca alma operasyonu. Örgüte İmralı'daki serbest kalacak mesajını verirken Türkiye'ye de bak serbest kalır diyorlar. İsrail-Amerikan politikasına nasıl bakıyor? Sıcak bakmıyor. Zaten doğacak çatışmaları bu eksende bekliyoruz. Örgütün içindeki adamımız Sıtkı Kızıltaş. Onu nasıl kullanıyoruz? Çözümün iki tarafın uzlaşmasıyla ancak mümkün olduğunu güçlü bir biçimde savunuyor. Ajan olarak suçlanmaması için de arada bir şahin mesajlar veriyor. Feller bu adamı nasıl tespit edemedi? İbrahim'e de dedim. Ortağımız devletin en üst makamına geldi. Biz bir hayırlı olsuna gitmedik. Sende hiç utanma yok mu? Demedim mi İbrahim? Dediniz de efendim, Memati Bey bize randevu vermedi. Ortağa randevuya ne gerek var? Burası da bizim kendi yerimiz sayılır İbrahim. Siz aranızda konuşacaksanız niye buraya geldiniz? Memati'cim, benden sana ortak tavsiyesi. Devlet adamının üstüne mal varlığı olmaz. Limandaki hisselerini gönül rahatlığıyla bize devredebilirsin. Siz hayırlı olsuna mı geldiniz, bana çökmeye mi? Demedim mi İbrahim, Memati kuruş koklatmaz diye? Dediniz Fikret Bey. İbrahim, bir yerden duydum ki Zaza İskender'i getirip sana emanet etmiş. Doğru mu bu İbrahim? Doğrudur efendim. Niye haberim yok İbrahim? Çok kalmayacak diye haber vermedim efendim. Niye haber vermedin diyorum İbrahim? Efendim, İskender'in kimle temas ettiğini, kiminle anlaştığını öğrenmeden niye söyleyeyim? Dedim ki öğrenip Memati'ye öyle bildireyim. Madem ortağız. Şimdi oldu İbrahim. Öğrendin mi peki?
Öğrendim efendim. İbrahim, lafı geveleme. Amerikalılar İskender'i nüfuslarına geçirdiler. O zaman ona Büyük Alexander mı diyeceğiz İbrahim? Ben İngilizce bilmem efendim. Niye? Kızın kaç dil birden biliyor? O kızından her gün bir kelime öğrensen İbrahim. Ben sizin muhabbetinizi bölmeyeyim. Anladık. İspiyonunuzu yaptınız. Devletin kayıtlarına da girdi. Devlet de size çift taraflı çalıştığınız için çift nişaneyi taktı. Her hafta gelin, ispiyonunuzu yapın, nişanenizi alın. Hadi hadi, uğurlar olsun. Peki hisseleri nasıl yapalım Memati'ciğim? Size kıssadan hisse vereyim. Cehennem olun gidin. Bizim gazetemizin çizgisini biliyorsunuz. Avrupa Birliği kriterlerinin Türkiye'de hayata geçirilmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Verdiğimiz demokrasi mücadelesi çerçevesinde tabii ki sizi de destekleriz. Turan Bey, siz beni tanıyorsunuz, ben sizi. Ben sizinle bir medya patronu olarak görüşmeye gelmedim. Herhangi bir siyasi çizginin temsilcisi değilim. Madencilikle uğraşıyorsunuz. Halkımızın madenlerini dağlarımızdan soymanıza göz yumuyoruz. Bunun bir bedeli olacak elbette. Tabii ki bizi destekleyeceksiniz. Bir jest olarak değil, bir görev olarak destekleyeceksiniz. Ayrıca ikinci işiniz kağıtla. Kağıtta malum, en kolay yanan madde. Çok açık sözlüsünüz. Bizi bu çözümsüzlük noktasına konuşmamak getirdi. Ben gerçekleri konuşmak için buradayım. Benden ne istiyorsunuz? Halkımıza karşı suç işleyen bazı devlet görevlilerinin gazetenizde boy boy afişe edilmesini istiyorum. Yanlış anlamayın. Yapmadıklarıyla değil, yaptıklarıyla yargılamanızı istiyorum. Bunun için size gerekli bilgi ve belge desteğini vereceğim. Biz gazeteciyiz, tarafız. Belge ve bilgi gerçekse, biz onların açığa çıkmasından tarafız. Kazım. Birader bir bakar mısın? Buyur. Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor böyle ya? Yürü! Yavaş Kazım, yavaş. Ben size ne yaptım? Bırak beni. Memlekete yapmadığın kaldı mı? Siz kimin için çalışıyorsunuz? 14'lü için çalışıyoruz. Ne yaptın Kazım? Sık demek istemedin mi abi? Öyle bir şey demek istesem derim Kazım. Abi bu devlet görevi beni strese sokuyor. Kardeşim, madem sıkacaktık, bu adamı niye kaldırıp buraya getirdik? Evinin önünde sıkardık. Abi, yanlış anladım, özür dilerim. Şimdi ben de strese girip senin kafana sıkıp çok özür dilemek istiyorum Kazım.
Erhan, söylemeyeyim dedim ama böyle araba kullanman çok tehlikeli. 9 yaşından beri tek elle araba kullanırım. Yanlış anlama. İki elim varken de tek elle kullanırdım. Tamam Derhancığım. Bir bebek taşıyorsun ya arabada. Kime emanet edeyim Sedef Hanım? Neticede koskoca imparatorluğa veliaht geliyor. Ne biliyorsun erkek olduğunu belki kız? Gerçi sayende öğrenemedik ki. Her gittiğimiz doktorda bir rezillik çıkarmayı başardın. Yenge, veliahtın erkek olduğunu benden iyi biliyorsun. Ayrıca sen doktorun adını Deniz deyince ben kadın zannettim. Ne bileyim erkekmiş. Doktorun kadını erkeği mi olur? Yaralıysan olmaz. Ama hamileysen olur. Olmaz. Yenge, ben Ispartalıyım, kusura bakma. Parislerde büyümedim. Hiç hamile de kalmadım. Hiç eşim de olmadı. Ayrıca kendi mis gibi hastanemiz dururken niye başka yerde doğum yapasın? Tamam Erhan, tamam. Seninle konuşan da kabahat. Polat'la konuşurum. Bebek kız da olsa veliaht. İngiltere'yi kraliçe idare ediyor. Hollanda'yı kraliçe idare ediyor. Almanya'yı keza öyle. Hillary'nin ayağını kaydırmasalardı Amerika'yı da yönetecekti. Bünyesi kendisini toparlıyor. Neyi ne kadar hatırladığı belli değil. Şu kesin ki kendisine işkence edenleri görmek bilinçaltındaki öfkeyi açığa çıkarmış. Yakışıklıyı tanıması bu yüzden. Hala kimi dost, kimi düşman gördüğünü bilmiyoruz, değil mi? Evet. Radyo dalgalarıyla hipnoz etkisi yapacağız. Ve zihninde düşmanlarıyla dostlarını netleyeceğiz. Geçmişini hatırlaması ise sadece zaman alacak. Onu ben hallederim. Erhan'ı başına dikerim, tek tek her şeyi anlatır. Eksik kalan yerleri de biz tamamlarız. Yalnız bir şartım olacak. Bana şart sunacak bir konumda değilsin. Beni öldürebilirsin. O zaman adamın hep böyle gelgitler yaşayacak. Dünyada bu işi benim kadar iyi yapabilecek hiç kimse yok. Yok öyle mi? İnsanlar her gün zevkle mi kendilerini patlatıyorlar, intihar ediyorlar? Yer miyim bu dediğini? İnsanları yok edecek bir sürü doktor var. Ama insanları birilerinin emrine verecek benden başka kimse yok. Seni bir şekilde serbest bırakırım. Bütün bildiklerini Gaye'ye öğretirsin. Niye bu kadar kızdığını anlamadım ki. Kız hamile. Çok üstüne gidiyorsun. Kesin erkek. Sinir yapar erkek çocuk gebelerde. Abi Ebru yenge geldi. Müsaadenizle. Sen burada kal. Ben Tuncay Bey'in odasındayım. Çıkarken haber verirsiniz yenge. Biz niye ayrıldık Polat? Anlamadım. Ben hapis hayatı yaşayayım diye mi ayrıldık? Bana söyler misin? Erhan biraz abartmış olabilir konuyu. Erhan'ın abarttığı yok. Abartan sensin. İstediğim doktora, istediğim hastaneye,
İstediğim pastaneye giderim. Erhan abartmamış. Sen abartıyorsun. Benim üstüme böyle gelirsen gidemeyeceğin yerlerin sayısı artar ona göre. İstediğim her şeyi yaparım. Ebru, benden ne istiyorsun? Bu çocuğun babası olacaksın. Hem bana hem ona saygı duymanı istiyorum. Tabii ki saygı duyuyorum. Hassas bir dönemde olduğunu biliyorum. Senin gibi değil ama ben de zor bir dönemden geçiyorum. Sen de buna saygı duy lütfen. Ebru Hanım, kusura bakmayın, beklettim. Buyurun. Eğer oğlum olursa adını Ercüment koyacağım. Kız olursa ne koyacaksın? Ona da sen karar verirsin. Peki. Kız olursa adı Elif olacak o zaman. Tuncay abi, hatırlıyor musun? Bir ara Polat abi Laz Ziya'nın kızıyla nişanlanmıştı. Adı neydi? Meral. Heh. Ben nişan filan hatırlamıyorum Erhan. Nasıl hatırlamıyorsun abi? Konsey Polat abiyi öldürecekti de Laz Ziya öldürmesinler diye nişan ilan etmişti ya. Laz Ziya niye böyle bir iyilik yapmış olsun ki Polat Alemdar'a? Benim Memati abiden duyduğum. İyilik bize değil, kendineydi. Testere Necmi ile kılıç bir olmuştu Laz Ziya'ya karşı. Vallahi hiç hatırlamıyorum Erhancığım. Bir kez daha anladım ki çok doğru bir iş yapıyorsun. Hafızayı beşer, nisyanla malul. Unutuyoruz geçmişimizi. Doktorcuğum, iyi yapıyorsun, hoş yapıyorsun da bunun bize ne faydası var? Sen bana Memati Bey'i nasıl ikna edeceğimi söyle. Geçmişte ne olduğun değil. Boş boş konuşma kardeşim. Geçmişini bilmeyen geleceğini layıkıyla tesis edemez. Hüsnü Bey, sana Polat abinin, Elif yengenin gönlünü Polat olarak nasıl kazandığını anlatayım da dinle o zaman. Kalp atışları normal. Suyu yeterli. Her şey yolunda görünüyor. Şimdi bakalım, kız mı erkek mi? Bebeğimiz kız. İnci gelmeyecek mi? Geç gelecek. Niye? Sana ne? Ne yapacaksın? Hayır, üçüncü bir kişi olsun ki aramızda birbirimizi kesmeyelim. O dönem bitti. Almanya'da
Bir gece sana çok sinirlendim. Almanlara ben bir ömür sinirlendim. Sen bir gece sinirlenmişsin, çok mu? Baba, sen Almanlara çok benziyorsun aslında, biliyor musun? Kime? Hitler'e mi? O Avusturyalı, cahil. Niye sinirlenmişsin bana? İnsan kızının yanında olur. Bu nasıl bir adam ki? İçinde evlat sevgisi diye bir şey yok. Niye beni suçluyorsun? Bilmiyordum ki öyle bir duyguyu. Ama öğrendim. Bundan böyle en büyük enerjimi sana ayıracağım. Ömrümün sonuna kadar. Sevgimi, ilgimi. Eksik olma. Seni sevgin adamı var. Sen git, İnci'yi sev. Gerizekalı, o zaman niye şikayet ediyorsun? Var mı biri? Ne biri? Beğendiğin biri. Sana ne? Evlendireceğim mi? Adam gibi cevap ver. Var aslında. Kimmiş o şanssız? Polat Alemdar. Beni bu adamla evlendir, bütün sorunlarımız hallolur. Hadsiz, defol git karşımdan. Bu evde bunun şakasını bile istemiyorum. Bende kabahat. Çoluk çocuğu adam yerine koyarsan olacağı bu. Gir. Beni emretmişsiniz efendim. İskender Büyük bizi reddetmesinin bedelini ödemeli. Öldürecek miyiz efendim? Hayır. Bu sefer küçük bir ceza verelim. Yerini Memati Baş'a bildirin. Memati kendisini bulamasın ama evine girsin. Emredersiniz efendim. Rahmetli Seyfo dayım, rahmetli Süleyman Çakır'ı çok severdi. Sen öfkesine bakma. Aslında yufka gibi yüreği var derdi. Elif olur mu anne, sen söyle. Kızım, Elif büyük annenin ismi. Anne, Polat büyük annemi düşünerek mi Elif olacak kızımın adı diyor. Kızım sen inat edersen o da eder. Babamın adı Ercüment anne, eski sevgilimin değil. Kızım daha çocuk doğmamış. Nazife anne, sence doğru mu? 9 ay bebeği karnımda ben taşıyacağım, adını Polat koyacak. Bilmiyorum ki evladım. Ben hiç 9 ay karnımda çocuk taşımadım. Zaman değişiyor. Bizim zamanımızla şimdiki zaman birbirine benzemiyor. Ben Ömer Bey'le severek evlendim. Allah bana bir ömür daha verse, yine Ömer Bey'i sever, yine onun eşi olmak isterim. Ama Allah bize evlat vermedi. Allah'a isyan ettim. Nerede kucağında bir çocukla anne görsem, o günü hem Ömer Bey'e hem kendime zehir ettim. Hem Allah'a hem Ömer Bey'e isyan ettim. Her seferinde Ömer Bey sabretmemi, üstelik şükretmemi söyledi.
Neye şükretmeliydim ki? Her şeye şükretmeli dedi Ömer Bey. Aldığın nefese, gördüğün göze, göremediğin şeylere, duyduklarına, duyamadıklarına, sahip olduklarına, olamadıklarına, her şeye. Günlerden bir gün kucağında bir çocukla geliverdi. Bu bizim oğlumuz dedi. Oğlumun gözlerine bakar bakmaz şükürler olsun dedim. Uğruna hayatımı adayacağım, canımı vereceğim, yetiştirip büyüteceğim. Allah'ın bana verdiği nimetlerin hakkını ödeyebileceğim. Oğlumun adını sordum. Her yiğit gibi Ali dedi Ömer Bey. Oğlumun öldüğünü duyduğum günü Allah bana bir daha yaşatmasın. Ama her anneye de yaşadığını öğrendiğim günkü mutluluğumu yaşatsın. Anneler evlatlarıyla var oluyorlar, başka bir şeyle değil. Ben yitirdiğimde Ali'ydi adı. Bulduğumda Polat. Rahmetli anacığı Efe koymuştu oysa ismini. Fark eder mi evladım ismi? İsmi güzel olsun ama mühim olan güzel ahlakla, güzel sözlerle yetiştirmek değil mi? Güzel bir baht, güzel bir kader sahibi olması değil mi? Ben 9 ay karnımda çocuk taşımadım. Ama şükürler olsun. Allah bana bir oğul verdikten kaç yıl sonra şimdi de bir kız evladı müjdeledi. Sağ ol Hikmet. Usta, kabul et. Evliliği yürütemedin. Kabul ediyorum da Hikmet, sen buraya bana moral vermeye mi geldin, canımı sıkmaya mı geldin? Ben senin yanına her zaman doğruları söylemeye geldim. Söyle Hikmet, söyle. Teşkilatı yönetebilirsin. Ülkeyi yönetebilirsin. Fırsat verilirse dünyayı da yönetebilirsin. Ama bir kadını yönetemezsin. Niye? Çünkü kadın. Kadın ne emirden anlar ne demirden anlar. Bırakacaksın, o seni yönetecek. Bu tavsiye için biraz geç olmadı mı? Aslında düşündüm zamanında gelip konuşmaya ama aranız iyi görünüyordu. Sesimi çıkarmadım. Hatta tatil matil işlerinde yönetimi Ebru'ya verdi, kurtuldu. Artık evlilik harika olur dedim. Ama numaraymış. Birader, koskoca örgüt yönetimi kadınlara vermiş. Sen niye gocunuyorsun ya? Bir şeyden gocunduğum yok. Bir taraftan da bu mesele şahsi meselen değil. Aramızda Ömer babayla Nazif anneden başka örnek bir evlilik yok ki. Hepimiz bekarız. Belki de bu zaman böyle bir zaman. Ya bir yuva kurmak için fedakarlık edeceksin, ya da bir yuva yıkılmasın diye fedakarlık edeceksin. Ben ikincisini tercih ettim. İyi yaptın, bakma sen. Hikmet, o kadar memleket meselesi varken niye taktın benim meselemi anlamadım. Usta, memleket meseleleri o kadar karışık ki hangi birine kafaya takayım? Gece düşünüyorum bir problem, sabah kalkıyorum başka bir problem patlamış. Evden dükkana gidene kadar o problem de değişiyor, başkası geliyor. Yani tam Türkiye gibiyim usta. Kafam karışık. Neyse. Mesele o değil. Harbi kızım mı olacak? Evet. Elif mi koyacaksın adını? Evet. Var ya, sende bu kadar yürek var ha.
Hoş bulduk Gülendam. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Söyleyeceğim. Kızacaksın. Tamam, söyleme o zaman. Hiç mi acımam merhametin yok senin? Sevenlerin arasına girilir mi? Ali Memati büyüyüp yarın öbür gün karşıma dikilip "Baba, hiç mi acıman merhametin yok? Gülendam halamı bu deliye nasıl verdin?" derse ben ne diyeceğim? Üstü deli de sanki sen çok mu akıllısın? Deliyim de gidip biriyle evleneyim diye bir derdim yok. Ali Memati ne yapıyor? Uyuyor. Aslanım benim. Bu ne lan? Gülendam! 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 Bu ne Gülendam? Tiner. Çocuğun yatağında ne işi var? Ne? Yatağında mı? Yatağında tabii! Ulan Zaza, ben de sana bunu içirmezsem. Abi İskender Büyük'ün evinin adresini bulmuşlar. Nereden bulmuşlar? Fihristen mi? Biri ihbar etmiş abi. Ulan bunca zaman muhbirlere kızdık. Demek işe yarıyorlarmış. Kazım. 14'lü, 15'li, 16'lı ne varsa alın. Ama ben sıkın demeden sıkmayın. Emredersin abi. Beklersen emrederim Kazım. Anlamadım abi. Anlama Kazım. Sıkmak için emrimi bekle. Emredersin abi. Efendim, yeterli delil ve tanık olmadığından müvekkilimin beraatini talep ediyorum. Savcı bey, mütalaanız hazır mı? Efendim, tanığımız var. Efendim, benim 70 milyon tanığım var. Hepsini tek tek çağırıp dinleyecek miyiz? Sayın savcı, sürekli tanık var diyor. Ortada tanık manık yok. Gizlisi, saklısı, açığı ne varsa gelsin konuşsun. Yoksa bu dava burada bitsin. Benim şerefli bir ismim ve bu memlekete yapacak çok hizmetim var. Tanığınız kim? Polat Alemdar. Alın içeri. Ben bu adamın tanıklığını kabul etmiyorum. Bu adam benim hasmım. Hasımlık yapmak için duruşma salonuna gelmem. Efendim, tanığın kimliği bize bildirilmedi. Ayrıca tanıkla müvekkilim arasında husumet var. Biz tanık olarak dinlenmesini kabul etmiyoruz. Polat Alemdar, bu konuya ilişkin bildiklerini anlatacağına, doğruyu söyleyeceğine, namusun ve şerefin üzerine yemin ediyor musun? Ediyorum. Oturun. Bunlar, kamu güvenliği teşkilatı adına İskender Büyük'le ilgili dosyalar. Tek tek işlediği suçlar dosyanın içinde delilleriyle var. Getirin.
Devletin böyle resmi bir kurumu yok. Gayri resmi bir kurumun, belki de Polat Alemdar'ın kafasında uydurduğu bir kurumun tuttuğu dosyayı kabul etmenizi reddediyorum. İster reddet ister kabul et. Ben yaşadığım müddetçe senin bu devletin mahkemelerinde suçsuz ilan edilip beraat etmene müsaade etmem. O zaman mahkemeye ne gerek var? Getir idam sehpasını, üstüne çıkayım. Senin kafana göre mi insanlar suçlu suçsuz diye ayrılacak? Sayın Başkan, ben buraya ifade vermeye geldim. Bu adamla konuşmaya değil. Sayın Başkanım, dosyanın incelenmesi için süre talep ediyorum. Bizim talebimiz aynıdır efendim. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz. Gereği düşünüldü. Sanık İskender Büyük'ün dosya konulu ve iddia içeriğine göre 5237 sayılı ceza muhakemeleri usulü kanununun ilgili maddelerine uygun düşen suçları nedeniyle 100 ve 101. maddeleri uyarınca tutuklanmasına karar verildi. Nerede kaldı bu bulut? Arayayım mı bir daha abi? Ara, hızlı gelsin. Bir yere de zamanında gel be ortak. Sen de lafı tam söyle. Nereye çağırıyorsun belli değil. Söylesem gelmezsin. Kimin evi burası? Ne iş? İskender'in evi. Ben gidiyorum ortak. Bulut. Ortak. Davut Tataroğlu ile arayı daha yeni düzelttik. Adamın damadına sıkacak halimiz yok. Adama damat mı yok ortak? İskender ölsün sen alırsın. Sen almazsan ben alırım. Sana vermez kızını. Niye? Senden neyim eksik? Fazlam var. Ali Memati. İnci'nin de oğlu var. Ne güzel. He. Ali Memati o muhallebi çocuğunun ağzını burnunu kırar. Abi kapıda bir jandarma subayı seninle görüşmek istiyor. Hayırdır? Abi cezaevi ring aracı durdu, ondan indi. Dedi ki Polat Alemdar'la görüşmem lazım.
İçeri al, gelsin. Abi arabayı bırakamazmış. Allah Allah. Komutanımız sizinle görüşmek istiyor. Komutanınız kim? Araçta görüşmeniz daha uygun. Asker, şoför değilsin. Seninle konuşacaklarım var. Cezaevinde ziyaretine gelirdim. Niye zahmet ettin? Cezaevinde çok durmayacağım. Beni içeriden çıkaracaklar. Nasıl olacakmış o iş? Boş ver nasıl olacağını. Feller bir şeyler ayarlamış işte. Düştün mü kucağına, bağımsız İskender? Bırak benimle uğraşmayı. Buraya seninle anlaşmaya geldim. Bu hayatta en çok istediğin şey beni öldürmek değil mi? Hiç öyle küçük isteklerim yok. Bir ömür içeride çürü bana yeter. Bir dinle dinle. Ben bu Amerikalılardan da, İsraililerden de, Avrupalılardan da bıktım. Hepsi bir şey vaat ediyor. Tek düşündükleri çıkarları. Onların uşakları da onlar gibi. Davut da, Turan da, Mehmet Fikret de aynısı. Devletin içine de dışına da bunlar çöreklenmiş. Bunları seni içeri götüren jandarmaya anlat. Bana ne anlatıyorsun? Sana anlatıyorum. Çünkü bunları yok etmeni istiyorum. Başka bir emrin? Lütfen. Lütfen beni ciddiyetle dinle. Bu saydığım adamların hepsini toplayacağım. Toplantı organize edildi. Fener de dahil. Toplanmışken öldürsene. Madem memleket sevgin kabarmış, vatanına hizmetini yap, öl. Mesele benim ölmem değil. O toplantıda ben de olacağım. Gel, beni de öldür. Ne istiyorsun İskender? Kızıma ömrünün sonuna kadar bakmanı istiyorum. Bunda benim tek varlığım. Çok acılar çekti benim yüzümden zavallı kız. Eğer ben bu adamlara karşı çıkarsam, hepsi canımın nasıl yakacaklarını biliyor. Senden başka da emanet edeceğim kimse yok. Tanıdığım en dürüst adamsın. Ha, yanlış anlama. Hala seni sevmiyorum. Ama bu iyiliği istiyorum. Sen cezaevine gir çık, sonra bakarız. Cezaevinden çıkarsam söz mü? Sana bu sözü ancak herkesin kafasına sıkmış, silahı kafana dayadığım an veririm. Söz vereceksin. Kızım, sen yaşadığın sürece hayatta olacak. Sen sözünü tut. Ben ölsem bile kızın ömrünün sonuna kadar güvende olacak. Söz. Kazım, sen arkadan!
Arkan dolaş. Tamam abi. Ölmüş.